Ünlü antropolog Margaret Mead der ki, her şeyinle eşsiz bir insan olduğunu unutma sakın. Tıpkı geri kalan herkes gibi. Yani yaklaşık 8 milyar insanın yaşadığı bu dünyada bir eşiniz benzeriniz daha yok. Ya da var mı? Margaret Mead'ın bu güzel metaforunu bir kenara koyup daha farklı bir meseleyi ele alalım. Yaklaşık 8 milyar insanın olduğu bu dünyada size tıpatıp benzeyen birileri olabilir mi? Aslında her şey sosyal medyanın inanılmaz bir şekilde büyümesiyle başladı. Fotoğraflarımız da dahil olmak üzere tüm bilgilerimiz bu platformlarda yer alınca bazen karşımıza hiç ummadığımız insanlar çıktı. Tıpkı Amanda Gray'nin yaşadığı gibi arkadaşlarının uyarısı sayesinde neredeyse kendisiyle aynı yüze sahip Meredith ile karşılaşmıştı ve inanılmaz bir benzerlik söz konusuydu. Aslına bakarsanız bu konudaki en popüler örnek Londra'da yaşayan Niamh Jeannie adlı kızdır. Kendisi Twin Stranger adlı web sitesi aracılığıyla neredeyse tıpatıp aynısı olan 3 kişiyi keşfetmiştir. Fotoğraflardan da göreceğiniz üzere Karen Lewis ve Iron adlı bu kızlar Niamh'a oldukça benzemektedir. Birbirleriyle hiçbir akrabalık bağı bulunmayan bu kişilerin ilginç benzerliği sonucunda bu konu internette bir anda viral hale dönüştü. Artık her yerden üzerimize fotoğraflar yağıyordu. Ünlülerin benzerlerinden tutun, müzedeki sanat eserlerine benzeyenlere kadar muazzam bir dünya oluşmuştu. Peki bunun altında yatan mekanizma tam olarak neydi? Gelin internet dünyası tarafından doppelganger olarak adlandırılan bu durumun sinir bilimsel nedenlerini inceleyelim. Doppelganger kelimesi aslen Almanca kökenli olup çift gezerler gibi bir anlam taşımakta. Size tıpatıp benzeyen birini görmeyi ifade eden bir terim olarak kullanılır. Bu kelime aynı zamanda Almanya ve Kuzey ülkelerinde kendinizin hayaletini görmekle ilgili bir yan anlam da içerir. Bu nedenle birçok roman ve filme de konu olmuştur. Peki bu insanlar gerçekten de birbirlerinin tıpatıp aynısı mı? Evet, ilk bakışta böyle bir izlenim yaşıyoruz ama bu kişilerin yüzündeki bölgeleri parça parça karşılaştırdığımızda aslında aradaki farkı daha net görebiliriz. Ama söz konusu yüzün tamamı olduğunda bu kişileri birbirinden ayırt etmek oldukça zor hale gelmekte. Peki ama neden? Bunun için beynimizin yüz tanıma mekanizmasına bir göz atmamız gerekecek. En baştan belirtelim, yüz tanıma evrimsel anlamda beynimiz için çok önemlidir ve bu iş için geliştirilmiş muazzam bir sistem söz konusu. Daha önce karşılaştığımız ve ismini öğrendiğimiz bir kişiyi uzun bir zaman sonra tekrar gördüğümüzde ismini çoktan unutmuş bile olsak yüzünü hatırlarız. Bizim için oldukça önemli olan bu mükemmel sistem sayesinde her gün onlarca yüz görmemize rağmen bu yüzleri kolay kolay unutmayız. Aslında yüz tanıma mekanizmasının ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bebeklere bakarak da anlayabilirsiniz. Ne zaman bir market ya da kuyrukta hiç tanımadığınız bir bebekle karşılaşsanız bebeğin ısrarla yüzünüze baktığını fark edersiniz. Çünkü annesinin veya babasının kucağındaki bu bebek daha önce hiç görmediği bir yüzü analiz etmeye çalışıyordur. Çünkü siz yenisiniz ve bebeğin bir şekilde sizi kodlaması lazım. Tabii biz yetişkinler bunu anlamadığımız için bebeğe dil çıkarıp saçma sapan yüz hareketleri yaparak bu kodlamayı iyice zor hale getiririz. Bugüne kadar yapılan birçok çalışmada beynimizdeki bir takım bölgelerin yüzden gelen veriyi işlemede önemli roller aldığı gösterilmiş. Mesela oksipital yüz bölgesi, burun, ağız, göz gibi yüzümüzün çeşitli bölgelerinden gelen bilgileri ayrı ayrı işler. Fusiform yüz bölgesi bu bilginin konfigürasyonundan sorumludur. Superior temporal korteks ise baktığımız yüzdeki duygusal ifadelerin algılanmasına yardımcı olur. Beynimiz baktığı bir yüzü asla bir resim olarak görmez. Ağız, burun, göz gibi her bir bölgeyi ayrı ayrı kodlar. Daha sonra ilgili nöronların uyarılmasına bağlı olarak bir kodlama bir yüz şeması oluşturur. Yani siz her ne kadar yüzümü böyle görseniz de beyniniz açısından buna benzer bir şema söz konusudur. Hatta bazı objeler hiç beklenmedik şekilde yüz şemasını oluşturan bu nöronları uyarabilirler. O nedenle hiç alakası olmadığı halde bu nesneler üzerinde bir takım yüzler görürüz. Bu etkiye pareidolia etkisi denir. Beynimizin bağımsız uyaranları bir bütün olarak algılama alışkanlığından kaynaklanan bir yanılsama söz konusudur. Söz konusu pareidolia olduğunda dini ya da tarihi önem taşıyan birçok figürü dağda, bulutta, duvarlarda görenlerden tutun, Mars'ın yüzeyinde bir kadın yüzü görenlere kadar muazzam bir çeşitlilik söz konusu. Beyindeki yüz algılama bölgelerinden en popüler olanı fusiform yüz bölgesidir. Bu bölge sadece insanlara, fotoğraflara ve çizimlere baktığımızda
aktifleşir. Yapılan bir çalışmada araştırmacılar fusiform gyrus'a düşük miktarda elektrik akımları göndererek bu bölgenin aktivitesini geçici olarak bozarlar. Bu durumda hasta yüzleri algılama becerisini kaybeder. Hastaya göre karşısındakinin yüzü sürekli eğilip büküldüğünden dolayı bir türlü tanınmamaktadır. Kafa yaralanması ya da felç gibi durumlarda yüz tanımayla ilgili bölgelerde meydana gelen hasarlar, yüz körlüğü olarak tanımlanan prosopagnozya dediğimiz durumu oluşturur. Bu kişiler görme yeteneklerinde hiçbir sorun olmamasına rağmen yüz tanımayla ilgili bölgelerinin hasarlanmasından dolayı etraflarındaki kişileri tanımakta zorlanırlar. Dünya nüfusunun yaklaşık %1 ila 2,5 arasında yüz körlüğü dediğimiz durumun görüldüğünü belirtelim. Daha önce belirttiğim gibi beynimiz yüzümüzden gelen verileri ayrı ayrı işler ve bu bölgeler arasındaki birçok mesafe ve düzen bu tanımayı şekillendirir. Bu işlemede yüzümüzün bazı kısımları çok daha stratejik önem taşır. Bu bölgeler gözler ve ağzımızdır. Mesela Emma Watson'ın ters duran bu fotoğrafı normalde sizi rahatsız etmezken fotoğrafı çevirip düz hale getirdiğimizde oluşan görünüm oldukça rahatsız edicidir. Çünkü fotoğrafın ilk halinde tüm yüz ters dursa bile stratejik öneme sahip olan gözler ve ağız normal pozisyonunu korumaktadır. Bu meselenin arka planını merak edenler şu videomuza bir göz atabilirler. Aslına bakarsanız günümüzdeki sosyal medya platformları ve akıllı telefonlar da yüz tanımada benzer bir yöntem kullanmakta. Yüzdeki önemli noktalar arasında bir örüntü oluşturarak adeta parmak izi gibi işlev gören bir yüz izi şeması oluşturmakta. Bu sayede yüzünüze doğru tuttuğunuz telefonun ekran kilidinin açılması ya da bir fotoğraf yüklediğinizde bilmem kimi etiketlemeniz gerektiğini size söyleyen muazzam bir sistemin gelişmesi söz konusu. Tüm bu bilgiler ışığında sorumuzu tekrar hatırlayalım. Doppelganger etkisinin sebebi nedir ve biz niye bu kişileri birbirine benzetiriz? Öncesinde de belirttiğim gibi söz konusu yüz tanımı olduğunda beynimiz bilgiyi parça parça işleyip genel bir örüntü oluşturmakta. Mesela bir ünlüye benzeyen birini gördüğümüzde beynimiz ilk bakışta benzer bir örüntü oluşturur. Ya da Amanda ve Meredith gibi ilk kez gördüğümüz ve benzer özelliklere sahip yüzler için benzer kalıplar yaratılır. Aslında tüm bunlar beynimizin kısa sürede oluşturmak zorunda olduğu örüntülerden kaynaklanır. Ama yüz tanımayla ilgili süreç dinamik bir süreçtir. Yani bu kişilerin fotoğraflarına uzun bir süre baktığımızda artık onları ayırt edebilecek hale geliriz. Ne demek istediğimizi şöyle anlatalım. Örneğin kuşlara bakıp onları yüzlerinden ayırt edip tanıyabilecek bir bilgiye sahip değiliz. Çünkü beynimiz bebeklikten beri kendisini bu yönde geliştirmemiştir. Ama bir kişiyi sadece kuş yüzlerini görerek yetiştirseydik muhtemelen bu kişi kuşları yüzlerinden çok rahat ayırt edip tanıyabilecekti. Aslında benzer bir durum bizim için de geçerli. Türklere göre bütün Japonlar ya da Çinliler birbirinin aynısıdır ve bu kişileri ayırt etmek oldukça zordur. Çünkü yaşadığımız coğrafyada bu kişilere çok rastlamadığımızdan beynimiz bu konuda kendisini geliştirememiştir. O nedenle beynimiz uzak doğulu bir insan gördüğünde en temel örüntü modelini oluşturur. Oysa bir Çinli için böyle bir durum asla söz konusu olamaz. Açıkçası sosyal medya platformlarında aktif olarak içerik üretmeye başladığımdan beri bazı insanlara benzediğim ile ilgili bir takım mesajlar aldım. En sık rastladıklarım bu ikisiydi. Hatta bazı arkadaşlarıma göre bu adamın aynısıydı. Her ne kadar bu kişilerle benzer bir takım özelliklerim olsa da asıl doppelganger etkisini Andrew adlı kişiyi görünce yaşadım. NASA uzay çalışmalarında bir fikir vermesi açısından bir araştırma tasarlamıştı ve bu deneyde bir kişinin 70 gün boyunca sadece yatakta yatması gerekiyordu. Bu işe gönüllü olacak kişiye de 18 bin dolar verecekti. Tabii söz konusu yattığı yerden para kazanmak olunca bu haber ülkemiz dahil tüm dünyada yayıldı ve tüm haberlerde şu görsel kullanıldı. Açıkçası bu fotoğrafı ilk gördüğümde çok garip bir deneyim yaşadım. Çünkü beynim ilk bakışta kendisine gelen veriler nedeniyle Andrew'un yüzünü oluştururken benim yüzüme benzer örüntüler kullanmıştı. Ama haberin detaylarında Andrew'un diğer fotoğraflarını görüp yüzünü detaylı bir şekilde işlediğimde yaşadığım hissin anlık bir yanılsama olduğunu bir kez daha anladım. Umarım bir gün siz de doppelganger'ınız ile karşılaşıp bu garip deneyimi yaşarsınız.